Herkese bayramın ikinci gününden merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Normalde halsiz kalktım çünkü çok geç yattım. Bir de biliyorsunuz bir iki gündür yoğun bir tempo içindeyiz. Ama kızlar sıkıldılar. Onları şimdi AVM'ye götürüyorum. AVM annemin evine yakın zaten. Bilenler biliyordur. Bir 5-10 dakikada iniyoruz. Böyle yürüme oraya gideceğiz. Benim kızımın Diyanar'dan alacakları var. Çünkü Yozgat'ta maalesef Diyanar mağazası kapandı. Yaren de okul için böyle bir iki bir şey bakacak. Azra, Yaren, ben gidiyoruz. Evi de bugün açıkçası hiçbir şey yapmadık. Çünkü dünden topluydu evimiz. Annem yemeklerimizi ayarlıyor. Belki bugün iş çıkışı ablam gelebilir eniştemle. Zaten kardeşim de 3'e kadar çalışacak. 3'ten sonra da Elifler gelirler. Böyle yine yoğun güzel bir gün geçiririz. Biraz dediğim gibi halsizim. O da beni kötü yaptı. Sanırım ceyranda kaldım. Boynumda da böyle hafiften bir ağrı var. Ama birazdan kendime gelirim diye düşünüyorum. O zaman şimdi maskemizi kapatıyoruz ve AVM'ye gidiyoruz bakalım. Nasıl güzeller. Bunları dememe gerek yok zaten. Bunlara bayılıyorum. Yanındaki de nar ağacı sanırım. Yok. Bilemedim onlar ağacı mı? Evet ama benzetemedim de bilmiyorum. Şimdi böyle şuradan aşağıya yürüme gidiyoruz. Burada Yaren'in en sevdiği kara yemiş. Gitmeden inşallah bir kere daha alacağım kızıma doya doya yesin. Çünkü Yozgat'ta olmuyor maalesef. Herkes o kara yemişi de sevmez tadından dolayı ama Yaren çok seviyor. Denize doymam lazım. Geldik. Bakın burada bayağı denize girenler var. Şöyle yaklaştırayım. Hatta görünce Yaren'le keşke denize gelseydik dedik. Rüzgarlı Allah'tan. Çok bunaltmıyor bugün hava çünkü. Bu sefer yürünmüyor. AVM hemen burası. Biz şimdi kızlarla beraber ilk olarak Diyanar'a giriyoruz. Burada bir şeyler bakacaklar söylediğim gibi. Azroş da şimdi Yaren ablası bakarken o da kitap bakıyor. Ama Harry Potter'dan var. Bu Yaren ablamda vardı. Yaren ablamda bu vardı. Ben bundan da almıştım. Hangisi? İçindeki müzik Yaren. Ama onu Yaren ablana sor kızım. Yaşına uyar mı? Bu felsefe taşı mı bilmiyorum. Harry Potter Yaren ablanda var işte. Bak evet, yakın olsan hepsini sana okumaya verirdi biliyor musun? Felsefe. Kitap oku alacığım. Kitap okumak evet, güzel. Azra'nın yaşına uygun kitap bakıyorlar. Yaren ablası Safdirik'le Harry Potter'ı alma dedi. Evet o bizde var. Diyorum ya Yaren yakın olsak bak Senepon'a verirdin. Sende onlar var. Yaren ablanın okumadıkları böyle sana uygun olanları ben bir dahakine getireyim sana. Kitaplarını aldık. Şimdi onlara Burger King'den hamburger ısmarlayacağım. Çünkü epeydir böyle gelip yememişlerdi. Bugün onlara da değişiklik olsun istiyorum. Buralar bayağı boş ve sakin. Kızların menüsü çıkana kadar kendime çay söyledim. Ben tokum söylediğim gibi onlara sözüm vardı. Azroş da burada. Böyle gördüğünüz gibi buralar çok kalabalık değil zaten arkadaşlar. Tenha kızlara bugün ödül oldu. Burada Migros var. Kızlarla şimdi Migros'a da şöyle bir bakacağız. Epeydir gelmedik. Şöyle bir dolanalım dedik. Onların güzel karnını doyurdum.
Ondan sonra doğru eve gideceğiz. Şöyle bunlar yeni gelmiş görüyorsunuz. Güzelmiş desenleri. Şekerliği, her şeyi var. Şimdi son olarak Yaren'le Azra dondurma alacaklar ve gideceğiz. Şimdi eve geldik. Vallahi pertimiz çıktı. İnmek iyi ama oradan yukarı çıkmak bir de sıcakta tabii ki yoruyor. Her neyse geldik. Şimdi annemle kendime Nescafe suyu koydum. Birer Nescafe içeceğiz balkonda. Ondan sonra ben balkonu falan akıtacağım. Nescafe'den sonra da güzel zeytinyağlı yaprağımızı pişireceğiz. Annem şimdi düdüklüye et koymuş, onu da haşlayacağız. Artık yanına başka ne yaparız bilmiyorum. Biraz böyle balkonda keyif yapacağız. Şimdi şöyle Nescafe'lerimizi yaptık. Annem de karıştırıyor. Böyle biraz balkonda dinlenelim. Bugün gerçekten sırf kızlar sıkıldı diye indim. Bugün annemin de hali yok, benim de halim yok. Büyük bir ihtimalle iki gündür böyle kendimizi fazla yorduk ondan herhalde. O zaman bize anne kız afiyet olsun. Şimdi kahve keyfinden sonra sırada bu sarmaları pişirmek var. Üzerine şöyle 3 dilim limon koydum. Aşırı koymadım. Çünkü yaprağın şimdi ne kadar ekşi olduğunu da bilemiyorum. İndirmeye yakında güzel zeytinyağı gezdiriyoruz ve sarmamız hazır oluyor. Bu su yeterli. Şöyle tabak kapatacağım. Ve ocağa alacağım. Etimiz de daha pişmedi. Şöyle altını açayım. Kaynasın. Su sıcaktı. İyice kaynamaya başladıktan sonra altını kısacağım ve kısık ateşte sarmalarımız pişecek. Ağız tadıyla yiyeceğiz inşallah. Şimdi şöyle koyduğum tabağı aldım. Zeytinyağını gezdirdim. Bir tane baktım pişmiş mi diye. Fakat daha pişmemiş. Ama ekşiliği, baharatı, her şeyi harika olmuş. Şimdi bunun kapağını kapatıyorum. Etim de haşlandı. Hemen tavaya aldım. Akşam yiyeceğimiz zaman güzel tereyağı ile kavuracağım. O da mis gibi hazır olacak. Belki tarhana çorbası yaparız yanına. Evi de süpürdüm. Balkonu da akıttım. Hatta şöyle göstereyim. Balkonda mis gibi oldu. Şimdi ne yapacağım? Biraz dinleneceğim tabii ki. Biz yiyeceğiz. Tarhana çorbası da yaptım. Şimdi Elifler, Rızalar da geldiler. Onlar yemek yemişler ama yine beraber yeriz. O zaman bize afiyet olsun. Biz şimdi kızlarla hem yürüyüş yaptık, peşine de böyle dondurmalarımızı aldık. Bu akşam ben de yiyeceğim. Birkaç gündür yemiyordum. Kalabalıktı. Hızlıca dondurmaları aldık. Şimdi Yaren annemi almak için tekrar oraya gitti. Böyle bakalım. Güzel mi Azroş? Kızlarla dondurma yemeden geldik. En son Elif'lerle balkonda bir şeyler yedik. Çayımızı içtik. Ama saat 11'e geliyor. Yemeği erken yediğimiz için böyle hafiften midemiz kıyıldı.
Biz de ne yaptık? Şimdi böyle çay doldurduk. Annem biz gidince çay demlemiş. O bizle gelmemişti. Buzlukta poğaçalarım vardı. Bugün çıkartmıştım. Sadece bunlar kaldı. Şöyle sarma da koydum. Şimdi ne yapacağım? Çayı görüyorsunuz. Gerçekten bu bardakla da çok zevkli içiliyor. Bu hafta bu bardak BİM'e gelmişti. Almadığıma pişman oldum ama inşallah Yozgat'a gittiğimde bulursam bu bardaktan alacağım. Gerçekten çay çok keyifli içiliyormuş bunda. Şimdi soğutmadan balkona gidiyorum. Kızlarla güzel çay keyfi yapıyoruz. Yeşimli günler. Etlerin pişiyor şekerim. Afiyetle yiyin inşallah. Şimdi kızlarla beraber balkonda çay keyfi yapıyoruz. Azra bana eşlik ediyor. Yarenciğim de birazdan içecek. Biz çayı içerken görüyorsunuz poğaçalarımızı yedik. Sarmaları da devam ediyor kızlar. Geçen Azroş babasıyla indiğinde şu oyunu aldırmıştı. Mangala. Mangala. Demin çok güldük buna. Azra diyor ki hala diyor mangala ama mancala yazmışlar diyor. Bu oyun nasıl bir şey bilmiyorum. Yozgat'ta arkadaşımın kızıyla Yaren oynuyorlardı. Ben hiç oynamadım açıkçası. Dizdim. Şimdi Azra anlatsın bize bakalım. Şöyle dörder tane dizmiş. Yaren ablası sen de otur oraya. Evet Azra anlat bakayım. Şimdi her haznede 4 tane taş oluyor. Hı hı. Ve burada toplam 48 tane taş var. Evet. Ve bu taşların mesela burası Yaren ablamın haznesi. Buradan buraya kadar Yaren ablamın haznesi oluyor. Buradan da buraya kadar benim haznem oluyor. Şimdi mesela ben oynuyorum. Burası hı hı. benim haznem. Ve buradan istediğim bir yerden taş alıyorum. Ve bu taş aldığım yere bir tane taş bırakıyorum. Yani hepsini alıyorum. Sonra hepsinden alınca aldığım hazneye bir tane taş bırakıyorum. Sonra her hazneye birer birer bırakıyorum. Kendi hazneme de bırakıyorum. En çok taşa sahip olan ödülü kazanıyor. Ve sonra da eğer taş burada artarsa buraya attıktan sonra diğer takımına destek edebiliyorsun. Yani taşı atabiliyorsun. Peki Yaren ablan mı yeniyor sen mi yeniyorsun? Yaren ablam beni 5 kez yendi ama ben yeniyorum. 5 kere hem de. Biraz oynayayım bakayım çekeyim sizi. Ben hiç oynarken denk gelmedim. Onlar 2-3 gündür oynuyor ama. Şimdi anlat size aldım. Tek tek dizdin mi? Şimdi hiçbir şey anlamadım aslında. Elimde mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Tamam. Bir tanesini aldığım yer boş kaldı. Tamam. Ve aldığım yerde bir tane bırakıyorum. Sonra kendi hazneme destek vermek için kendi hazneme atıyorum. Sonra da rakibimin haznelerini atıyorum eğer adresim var. Yani başladığım yerden dönüyorum. Tamam. Yani şurası senin, bu tarafta Yaren ablanın. Evet yani bu hazne benim. Tamam. Yaren ablanın haznesi buradan böyle gidiyor. Zevkli mi peki yaşıtlarınıza tavsiye ediyor musunuz? Çok zevkli. Hatta burada yazıyor kaç yaşıt olduğunu. Nerede? Şurada yazıyor. 6 yaş. 6 yaş ve üzeri için uygunmuş arkadaşlar bu oyun. Oynasınlar bakalım. Çay keyfini de yapalım. Çay kaldı mı? Şimdi buradan istediğim yerden aldım. Bırakıyorum. Sıra sıra tek tek bırakıyorum ve kendi malzeme bırakıyorum. En son buraya attığım için bir tane daha atıyorum ve bir tane daha atıyorum. En son atan takıyorum. Öyle mi? Burada atıyorum. Çünkü Yaren sen daha önce Miray'la oynamıştın sanırım bunu Yozgat'ta. Buradan atıyorum. Buradan da at. Bir şey söyleyeyim mi? Gülmeyin ama ben hiçbir şey anlamadım. Gerçekten anlamadım. Azra ya sen anlatamadın ama ya ben sana tam... Mangalı bilenler var. Hayır hayır ben şimdi tam böyle kendimi vererek dinlemiyorum ya ondan anlamadım sanırım. Evet. Hadi bakalım size kolay gelsin. Ben şimdi çayımı tazeleyeyim. Evet arkadaşlar saat 12 oldu. Kızları duyuyorsunuzdur. Hala balkonda oyun oynuyorlar. Çay içmeye devam ediyoruz. Annem de balkona geldi yanımıza. Ben kapanış için geldim. Fazla gecikmek istemiyorum bu akşam. Erken dinleneceğim inşallah. Beni böyle gördüğünüz gibi annem krem sürdü. Çünkü size bahsetmişimdir bugün sabah. Boynumda anormal bir ağrı var. Şöyle sırtlarımın ortasına doğru da böyle hafiften ağrıyla nasıl anlatayım size? Acı değil de böyle hani sertleşir ya sırtınız, boynunuz. Öyle tuhaf bir şey oldum. Neden böyle oldum? Tabii ki biliyorum. Ceyran'da kaldım. Dün ablamın evi anormal sıcaktı. Bir de mutfakta hep hareket halindeydik. Her tarafı da açtık. Normalde ben kendi evimde eğer balkonu açarsam mutfağı açmıyorum. Ceyranda kalmamaya dikkat ediyorum. Ama dün söylediğim gibi dayanamadık. Çok çok sıcaktı. Bir de biliyorsunuz bir düdüklü faciası geçirdik. Allah beterinden sakladı gerçekten. Ama o an ablamı çekseydim gerçekten gülmekten ölürdünüz. Ablam direkt
kapıyı açtı, dış kapıyı, dışarı doğru gidiyor böyle. Öyle bir fışkırdı ki o düdüklü, ne olduğunu anlamadık zaten. O da bizi çok bunalttı. Her neyse, Ceyran'da kaldım. İnşallah yarın iyi kalkarım. Böyle anormal dönemiyor gibi değilim de hafif kısıtlama oldu boynumda. İnşallah yarın geçecektir. Bugün normalde ablamlar bize geleceklerdi. Elifler, ablamlar keyifli bir akşam geçirecektik. Fakat ablam işten 8'de çıkıyordu. O yüzden yarın piknik planı yaptık. Bakalım, eğer bir aksilik olmazsa yarın kardeşlerimle, ablamla, eniştemle, Eliflerle güzel bir piknik yapasımız var arkadaşlar. Ama şöyle bir sorunumuz var. Burada piknik yerleri erkenden doluyor. Erken gitmemiz gerekiyor. Erken de gidemiyoruz. Nasıl yaparız ben de bilmiyorum. Ablam sabah ona göre beni veya kardeşimi arayacak. Plan yapacağız. Yarın pikniğe gideceğiz. Dün de söylemiştim, artık son günlerim, son günlerimi ailemle, sevdiklerimle dolu dolu geçiriyorum. Valla bize bayram gibi gelmiyor çünkü hepimiz bir aradayız. Bu hastalıktan dolayı çok gidip gelen yok, biz de çok gidemiyoruz. Daha inanın ben komşularla bile bayramlaşamadım, o kadar yoğunuz. Bir de hastalıktan dolayı çok gidip gelmek istemiyoruz tabii ki de. Böyle arkadaşlar, bugün kızları AVM'ye getirdim, gördünüz canları sıkılmıştı, onlara sözüm vardı. Benim kızım böyle ara ara Burger King çok sever. Epeydir de almamıştık. Bugün Azroş'la ona ödül oldu. Güzel istedikleri kitabı aldık. Kırtasiyeden kalem falan da aldık derken gezdik ve geldik. Deniz havası aldık. İyi geldi. Şimdi söylediğim gibi inşallah bu krem beni rahatlatacaktır. Çünkü videomu editledikten sonra bu şekilde yatacağım. Sabah da güzel bir şekilde kalkacağım. Yarın inşallah hep beraber pikniğe gideceğiz. Keyifli bir gün geçireceğiz söylediğim gibi. O zaman ne diyoruz arkadaşlar, bugünlük bizden bu kadar olsun. İnşallah severek, keyif alarak, sıkılmadan izlediğiniz bir vlog olmuştur. Her zaman söylediğim gibi kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Çok güzel mesajlar alıyorum. Artık böyle isimen birebir tanıdığım bir sürü arkadaşım, dostum var. Instagram'dan da eğer story atmazsam muhakkak merak eden, yazan, Yeşim'cim neredesin, iyi misin, bugün seni buralarda göremedik diyen bir sürü arkadaşım var. Gerçekten iyi ki varsınız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah kısmet ederse yarınki vlogda, piknikte görüşmek üzere diyorum. Hepinize ayrı ayrı öpüyorum. Zonguldak'tan kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşça kalın.